dikkatliydi. Veliaht Alamut sokaklarında dolaştığında kendisine çok yaklaşmasalar bile yine de çevresinde toplanıyorlardı. Bir takım dualar okuyarak, veliahtın da adı Sabbah gibi Hasan'dı ama onu görenler işte kurtarıcı, işte münci, ne zamandır beklenen kişi diye fısıldıyorlardı. Bir tek şeyden korkuluyordu. Eskilerin duygularını biliyor, veliahtın ihtiyatsızca konuşmalarından iktidara gelmesini önlemelerinden ürküyorlardı. Gerçekten de babası dilini tutmasını söyleyip duruyor, hatta zaman zaman onu dinsizlikle suçluyordu. Hatta anlatılanlara göre babası, oğlunun yandaşlarının 250'sini öldürtmüş, 250'sini de arkadaşlarının cesetlerini sırtlarında taşımakla cezalandırarak Alamut'tan kovmuştu. Ama babalık sevgisinden bir nebzecik nasibini almış olmadıydı ki Hasan Sabbah'ın yaptığını yapmadı. Baba 1162 yılında öldüğünde Asi oğlu hiçbir zorlukla karşılaşmadan onun yerine geçti. Uzun zamandan beri ilk kez Alamut'un loş sokaklarında gerçek bir bayram yaşandı. Ama acaba beklenilen kurtarıcı o muydu? Acıları dindirecek o muydu? Oysa hiçbir şey söylemiyordu. Alamut sokaklarında da düşünceli düşünceli dolaşmaya devam ediyor ya da Kirmanlı kütüphanecinin sevecen bakışları altında saatlerce kütüphaneye kapanıyordu. Bir gün kararlı adımlarla Hasan Sabbah'ın dairesine gitti. Hızla kapıyı açtı. Duvardaki oyuğun önünde durup bütün gücü ile kafes kapağı asıldı. Kafes yerinden çıktı. Toz ve taş parçacıkları yere saçıldı. Hayyam'ın kitabını aldı. Üzerine vurup tozunu yok etti ve koltuğunun altına sokup odadan çıkıp gitti. Sonra odasına kapanıp okuduğunu, tekrar tekrar yeniden okuduğunu anlattılar. Bu durum 7 gün sürdü. 7 günün sonunda tüm Alamut halkının toplanmasını emretti. Kadın, erkek, çocuk hepsini alabilecek tek yer olan meydanda topladılar. Günlerden 8 Ağustos 1164'tü. Alamut güneşi başlara ve yüzlere vurmuştu ama kimse korunmayı düşünmüyordu. Batı yönünde bir kürsü dikilmiş, dört bir yanına muazzam bayraklar asılmıştı. Biri kırmızı, biri yeşil, biri sarı ve biri beyaz. Bakışlar onu yöne çevrildi. Birden o göründü. Kar beyazı bir giysi içindeydi. Genç ve ufak tefek olan karısı arkasında duruyordu ve yüzü açıktı. Gözlerini yere dikmiş, yüzü sıkılmaktan al al olmuştu. Bu görüntü son kuşkuları da yok etti. Herkes kurtarıcı o diye mırıldandı. Vakur bir biçimde kürsüye çıktı, müminlerine selam verdi ve yeryüzünde o güne dek duyulan en tuhaf konuşmayı yaptı. Dünyada oturan herkese sesleniyorum. Cinler, insanlar ve melekler, çağdaş imamınız sizi kutsuyor. Geçmiş ve gelecek bütün günahlarınızı affediyor. Şeriatı kaldırdığını ilan ediyor çünkü diriliş vaktidir. Tanrı sizi şeriat ile zora koştu. Cenneti de hak edesiniz diye hak ettiniz. Bugünden itibaren cennet sizindir. Artık şeriat yok. Bütün yasaklar kaldırılmıştır. Bütün mecburiyetler yasaklanmıştır. Beş vakit namaz yasaktır. Madem ki artık cennetteyiz ve Tanrı ile sürekli iletişim halindeyiz, o halde sadece belirli saatlerde ona başvurmamıza gerek yok. Beş vakit secde etmekle dirilecek olanlar dirilişe inanmayanlardır. Artık dua etmek, secde etmek inançsızlıktır. Kur'an'ın cennetin içkisi diye nitelediği şaraba izin çıkmıştı. İçmemek günahtı. O tarihte yaşamış olan bir Acem tarihçisi önüne gelen saz çalmaya, hatta minberin basamaklarına çıkıp şarap içmeye başladı diye yazar. Hasan Sabbah'ın şeriat adına uyguladığı sıkı yönetime tepkiydi bu. Daha sonra kurtarıcının halefleri onun bu mesihçi coşkusunu ılımlaştırmışlardı. Ama Alamut bir daha asla eskisi gibi olmamıştı. Hayat daha yaşanır biçime girmiş ve İslam kentlerini dehşete düşüren cinayetler son bulmuştu. İsmaililer son derece köktenci bir tarikatken örnek bir hoşgörü sergiler olmuşlardı. Kurtarıcı Alamutlulara ve çevre halkına iyi haberi verdikten sonra Asya ve Mısır'daki İsmaili topluluklarına elçiler gönderdi ve onlara eliyle imzaladığı belgeler yolladı. Elçileri herkesin kurtuluşu kutlamalarını istediler. Kurtuluş günü 3 ayrı takvime göre saptanıyordu. Peygamberin Hicri takvimi, Makedonyalı İskender'in takvimi ve her iki alemin en değerli bilgini Nişapurlu Ömer'in takvimi.
Alamut'ta Kurtarıcı Semerkant el yazmasının bir bilge kitap olarak saygı görmesini emretmişti. Sanatkarlar kitabı resimler, minyatürler ile süslemişler. Altın mahfazasını bir kuyumcu gibi işlemişlerdi. Hiç kimse kitabı kopya etmek iznine sahip değildi. Kitap kütüphanede sürekli olarak bir rahlenin üzerinde duruyordu. Merak edenler gelip bakıyordu. O güne kadar Hayyam'ın sadece gençliğinde ihtiyatsızca kaleme aldığı birkaç dörtlüğü bilinmekteydi. O günden sonra diğerleri de öğrenildi, ezberlendi, tekrar edildi ve bazıları ciddi değişikliklere uğradı. O tarihte tuhaf bazı olaylar da oldu. Şairler başlarına dert açabilecek şiirler yazdıkları her sefer onları Hayyam'a yüklüyorlardı. Böylece Hayyam'ın rubaiyatına yüzlerce sahtesi eklendi. Öyle ki kitaba bakmadan eğrisini doğrusu ayırmak olanaksızlaştı. Acaba Alamut kütüphanecileri el yazması kitabın öyküsünü Varta'nın bıraktığı yerden Kurtarıcı'nın emriyle mi yazmaya devam etmişlerdi? Hayyam'ın ölümünden sonra Haşhan şiirleri etkilemiş olduğunu ve değişmelere neden olduğunu bu kitaptan öğreniyoruz. Olaylar yüzyıl bu biçimde sürüp yazıldı. Sonra birden aniden kopuverdi. Moğolların istilası başlamıştı. Cengiz Han yönetimindeki ilk akın hiç kuşkusuz doğudaki en yıkıcı akındı. Pekin, Buhara, Semerkant gibi ünlü kentler yerle bir edilmiş, halkı öldürülmüş, insanları hayvan gibi boğazlanmış, kadınları subaylara peşkeş çekilmiş, esnaf köleleştirilmiş, geriye kalanlar kılıçtan geçirilmişti. Sadece büyük kadının çevresindeki azınlık kurtulmuş, bir süre sonra kadı da Cengiz Han'a bağlılığını ilan etmişti. Bu felakete karşın Semerkant yine de ayrıcalıklı bir kent gibiydi. Çünkü bir süre sonra bu enkazın içinden yükselerek Timurlenk'in başkenti olacaktı. Oysa kendini toparlayamayan nice kent vardı. Özellikle dünyanın bu kesimindeki bütün kültürel etkinliklerin yoğunlaştığı Horasan'ın üç büyük merkezi Merv, Belh ve Nişapur bu durumdaydı. Buna Rey'i de eklemek gerekir. Doğudaki tıp merkezi sayılan bu kentin adı bile unutulacaktır. Yerine bir başka kentin Tahran'ın yükseldiğini görmek için yüzyıllar beklemek gerekecektir. Alamut'u yok eden akınların ikincisiydi. Daha az kanlı ama daha büyük bir akındı. Moğol birliklerinin birkaç ay farkla Bağdat'ı, Şam'ı, Polonya'daki Krakovi'yi de ve Çin'deki Tzeçan'ı yok ettiği bilinince o günleri yaşayanların korkusu kolaylıkla anlaşılır. 160 yıl boyunca bütün istilacılara kafa tutmuş olan Haşhaşiler Kalesi, Alamut teslim oluverdi. Cengiz Han'ın torunu Hulagu Han bu askeri deha yapıtını şahsen görmeye geldi. Hatta efsaneye inanılacak olursa Hasan Sabbah'tan beri korunmuş erzak bulundu. Hulagu Han subaylarıyla çevreyi dolaştıktan sonra askerlerine her şeyi yıkmalarını, taş üzerine taş bırakmamalarını söyledi. Kütüphane bu emrin dışında tutulmadı. Ancak orayı ateşe vermeden önce Cüveyni adlı 30 yaşındaki bir tarihçinin içeriye girmesine izin verdi. Cüveyni, Hülagü'nün emriyle Dünya Fatihi'nin tarihini yazmaktaydı. Bu yapıt günümüzde bile Moğol istilaları konusunda en değerli kaynaktır. İşte bu adam on binlerce kitabın el yazmasının bulunduğu bir yere girebildi. Kapının dışında bir Moğol subayı ve bir el arabası tutan bir asker bekliyordu. Bu el arabasının alabildiği kadar kitap kurtarılabilecek gerisi ateşe verilecekti. Kitapları hatta başlıklarını bile okumak söz konusu değildi. İnançlı bir sünni olan Cüveyni ilk işinin kelamı kadimi kurtarmak olduğunu düşündü. Bu nedenle hep aynı yerde oldukları için kolayca saptanabilen ne kadar Kur'an varsa toplayıp el arabasına koydu. Araba neredeyse dolmuştu. Şimdi neyi seçmeliydi? Bir duvara gitti. Oradaki kitaplar diğer raftakilerden daha düzgün duruyordu. Hasan Sabbah'ın 30 yıllık gönüllü çilekeşliği sırasında yazdığı çeşitli yapıtları vardı. Aralarından sadece birini seçti. Bu kendi yazdığı kitabı da aktaracağı Hasan'ın öz yaşamı ile ilgili yazılardı. Ayrıca yeni ve iyi belgelenmiş bir Alamut tarihi buldu. O da Kurtarıcı'nın öyküsünü anlatmaktaydı. Bunu almakta ivecenlik gösterdi. Çünkü tarihin bu kesimini İsmaililer dışında kimse bilmiyordu. Cüveyni'nin Semerkant el yazmasından haberi var mıydı? Herhalde yoktu. Varlığından haberi olsa arar mıydı? Bilinmiyor.
Anlatıldığına göre bir süre simyacılık ve büyücülükle ilgili yapıta dalmış ve saati unutmuştu. Ona saati hatırlatmaya gelen Moğol subayı zırha bürünmüş, basma da bir miğfer geçirmişti. Başına da bir miğfer geçirmişti. Elinde bir meşale tutuyordu. Acelesi olduğunu göstermek için meşaleyi tozlu bir sürü tomara yaklaştırdı. Tarihçi ısrar etmedi. Hiçbir seçme ve ayıklama yapmaksızın ellerine ve koltuk altlarına ne alabildiyse aldı. Yıldızların ve Sayıların Sonsuz Gizli adlı kitap yere düştüğünde eğilip yerden kaldırmadı. Haşhaşilerin kütüphanesi 7 gün 7 gece yandı. Nice yapıt yok oldu. Tek bir nüshası bile kalmadı. Bunların evrenin en iyi korunan gizlerini içerdikleri ile sürüldü. Çok uzun süre Semerkant el yazmasının Alamut'a kül olduğuna inanıldı. 3. Kitap 1. Yılın Sonu. Ayağa kalk uyumak için önümüzdeki sonsuzluk var. Ömer Hayyam. Buraya kadar kendimden az söz ettim. Amacım Semerkant el yazmasının Hayyam'ı onun tanıdığı kişileri, yaşadığı olayları nasıl anlattığını göstermekti. Şimdi iş Moğollar döneminde kaybolan bir yapıtın çağımızın ortasında nasıl ortaya çıktığını, onu ele geçirmek için ne gibi sürüvenler yaşadığını ve hangi rastlantı sonucu kaybolmadığını öğrendiğimi anlatmaya kaldı. Adımı söylemiştim. Benjamin Lesage. Fransız adına benzese de Amerikalıyım. Maryland eyaletinde Atlantik'in küçük bir uzantısı olan Chesapeake Körfezi'nde Annapolis'te doğmuşum. Atalarım 14. Louis zamanında Fransa'dan göç etmiş bir Huguenot ailesi. Fransa ve ilişkilerim bu uzak akrabalıktan ibaret değil. Babam bu ilişkileri canlandırmaya çalıştı. Aile kökeni konusunda her zaman hafif bir saplantısı vardı. Okul defterine soy ağacım kaçakların salını yapmak için mi yıkıldı diye yazmış ve Fransızca öğrenmeye koyulmuştu. Sonra büyük bir heyecan ve büyük bir resmiyetle Atlantik'i geçmişti. Zaman saatinin tersi yönünde. Bu gezi yılını çok kötü ya da çok isabetli biçimde seçmişti. 9 Temmuz 1870'te Scotia gemisiyle New York'tan ayrılıp 18'inde Cherbourg'da 19 Temmuz akşamı da Paris'e vardı. Tam o gün öğle saatinde savaş patladı. Geri çekilme, bozgun, istila, açlık, komün, kıyım bundan kötüsü herhalde düşünülemezdi. Ama o yıl aynı zamanda anılarının en güzel yılıydı. Neden yatsımalı? Kuşatılmış bir kentte bulunmanın manyakça keyfi başka şeydi. Sınırlar düştüğünde barikatlar yükseliyor, kadınlar ve erkekler ilkel klan hayatının zevkini yaşıyordu. Annem ve babam Annapolis'te dönüklerinde geleneksel yılbaşı hindisinin başında Paris'te yılbaşı gecesi Haussmann bulvarındaki İngiliz kasap Rodos'tan kilosu 40 franga aldıkları fil hortumunu nasıl yediklerini anlatırlardı. Semerkant. Amin Vaoluf. 11. Bölüm. Henüz nişanlanmışlar. Ertesi yıl evleneceklermiş. Sadıçları savaş olmuş. Babam anlatırdı. Paris'e ayak basar basmaz sabahları 16. yüzyıldaki reform sonucu protestan olmuşlara Fransa'da verilen ad Boulevard des Italiens'taki Café Riche gitme alışkanlığı edinmiştim. Koltuğumun altında bir sürü gazete alırdım. Le Temps, La Figaro, La Presse. Masaya oturur, her satırını okurdum. Anlayamadığım sözcükleri defterime not eder, dönüşte bizim bilgiç kapıcıya sorardım. 3. gündü. Kır bıyıklı bir adam gelip yanındaki masaya oturdu. Onun da bir sürü gazetesi vardı ama bir süre sonra onları bir kenara bırakıp bana bakmaya başladı. Sanki bir soru sormak istiyordu. Sonunda dayanamadı, kısık bir sesle benimle konuşmaya başladı. Bir eliyle bastonunun topuzunu kavramış, diğer elinin parmakları mermer masanın üzerinde piyano çalıyordu. Benim gibi genç, görünüşte sağlıklı birinin vatanı savunmak için neden cepheye gitmediğini öğrenmek istiyordu. Ses tonu nazik ama kuşkucuydu ve not defterime kaçamak bakışlar fırlatıyordu. Anlatmama gerek kalmadı. Konuşmam beni ele verdi. Adam özür diledi. Beni masasına davet etti. Lafayette'den, Benjamin Franklin'den,
söz etti. Sonra da uzun uzun gazetelerde okuduklarını açıklamaya başladı. Gazetelere göre bu savaş birliklerimiz için Berlin'e bir gezi yapmaktan ibaretti. Babam ona karşı çıkacak olmuş. Her ne kadar Fransızlar ile Prusyalıların güçlerini kıyaslayabilecek durumda olmasa da Amerikan İç Savaşı'na katılmış, Atlanta'da yaralanmıştı. Anlatmaya devam etti. Savaşların hiçbiri bir gezinti değildir diyebilecek konumdaydım. Ama uluslar öylesine unutkan, barut öylesine ayartıcıdır ki tartışmaktan kaçındım. Zaten tartışmanın da ne yeri ne sırasıydı. Adam düşüncemi sormuyordu. Ara sıra öyle değil mi diyor. Ben de başımla onaylıyordum. Hoş bir adamdı. Böylece her sabah buluşmaya başladık. Ben her zamanki gibi az konuşuyordum. O da bir Amerikalı'nın görüşlerini bu denli paylaşmasından mutluluk duyuyordu. Bu denli coşkulu monoloğunun dördüncü gününde beni evine yemeğe çağırdı. Benim de her zamanki gibi onaylayacağımdan emin olarak ağzımı açmama fırsat vermeden bir araba çevirdi. Pişman olmadığımı itiraf etmeliyim. Adı Charles Hubert ile Luchay idi ve Boulevard Pisonere'de bir konakta oturuyordu. İki oğlu askere alınmıştı ve kızı senin annen olacaktı. Kız 18 yaşındaydı ve babam ondan 10 yaş büyüktü. Vatanseverlik atmosferi içinde birbirlerini uzun uzun süzmüşlerdi. 7 Ağustos'tan itibaren birbiri ardına 3 bozgundan sonra savaşın kaybedildiği anlaşılmıştı. Vatan toprağı tehlikedeydi. Dedem giderek konuşmaz olmuştu. Kızı ve gelecekteki damadını üzüntüsünü yatıştırmak isterlerken kendi aralarında da bir gizli anlaşma oluşturmuşlardı. Artık hangisinin söze başlayacağı, doktorluk yapmaya kalkışırken ne gibi gerekçeler ileri sürecekleri bir bakışmalarıyla saptanabiliyordu. Koca salonda ilk kez baş başa kaldığımızda aramızda bir ölüm sesi oldu. Sonra da ölesiye gülmeye başladık. Birlikte onca zaman bir arada bulunmuştuk ama birbirimizle doğrudan konuşmadığımızı yeni fark etmiştik. İçten çocuksu rahat bir gülüştü bizimkisi. Ama devam etmesi yersiz kaçardı. İlk sözü benim söylemem gerekiyordu. Annenin kucağında bir kitap vardı. Ne okuduğunu sordum. Sanırım Ömer Hayyam yaşamıma o an girdi. Hatta doğumuma neden oldu diyebilirim. Annem 1867 yılında İmparatorluk matbaasında çalışan İran'daki Fransa Büyükelçiliği eski çevirmeni J.B. Nicolas tarafından Farsçadan çevrilmiş Hayyam'ın dörtlüklerini almışmış. Babamsa beraberinde Edward Fitzgerald'ın 1868 baskısı Ömer Hayyam'ın rübaiyatını getirmişmiş. Babam diyordu ki, annen ne kadar memnun olduğunu benim kadar saklayamadı. İkimiz de yaşamlarımızın birleştiğinden emindik. Bunun basit bir rastlantı olduğunu aklımıza bile gelmemişti. Ömer bize o an kaderin bir işareti gibi geldi. Bunu görmezlikten gelmek günah olurdu. Gerçi içimizdeki fırtınayı dışa vurmadık. Konuşmamızı şiirler üstüne sürdürdük. Bu yapıtın yayınlanmasını 3. Napolyon'un emretmiş olduğunu annenden öğrendim. İşte o sıralar Avrupa Ömer'i keşfe başlamıştı. Gerçi bir takım uzmanlar daha önce ondan söz etmişlerdi. Cebir çalışmaları 1851'de Paris'te yayınlanmış. Bazı dergilerde hakkında yazılar çıkmıştı ama Batılılar onu henüz tanımıyordu. Doğuda ise Hayyam'dan geriye ne kalmıştı? Bir isim, birkaç efsane, yapımı kime ait olduğu bilinmeyen birkaç dörtlük ve üzeri örtülü bir gökbilimcilik ünü. Bir İngiliz ozanı olan Fitzgerald 1859'da çevirdiği 75 adet dörtlüğü yayımladığında ilgi yaratmadı. Kitap 250 adet basıldı. Yazarı birkaçını dostlarına vermiş, gerisi yayımcı Bernard Karich'in deposunda kala kalmıştı. Fitzgerald Farsça öğretmenine Poor Old Omar, zavallı Ömer kimseyi ilgilendirmiyor diye yazmıştı. 2 yıl sonra yayımcı indirimli satış yapıp kitapları elden çıkartmak istedi. Rubaiyat 5 şilingden 1 peniye inerek 60 kat düşüş göstermişti. Bu fiyata bile az satılmıştı. İki eleştirmenin onu keşfettikleri güne kadar. Onu okuyup hayran kalmışlardı. 6 kitap satın alıp dostlarına armağan verdiler. İlginin doğmakta olduğunu sezinleyen yayımcı fiyatı 2 peniye yükseltiverdi. İngiltere'de son geçtiğimde artık zengin bir adam olarak Piccadilly'ye yerleşmiş olan aynı Karich'ten o ilk baskıdan birini satın almak için 900 sterling vermek zorunda kaldığımı düşünüyorum da 900 sterling
bir peniden 900 sterlinge çıkmış kitap. Ama yine de kitap Londra'da hemen tutulmadı. Paris'ten geçmesi gerekti. M. Nicolas kitabı çevirdi. Tofil Gauter Monor Universal de Hayyam'ın dörtlüklerini okudunuz mu diye tanıtımını yaptı. Anglo-Sakson dünyasında Fitzgerald ve zavallı Ömer'in nihayet gün ışığına çıkabilmeleri için Ernest Renan'ın şöyle yazması gerekti. İslam dogmatizmi içinde İran'ın özgür dehasının ne olduğunu anlamak için belki de incelenecek en ilginç kişi Hayyam'dır. Uyanış korkunç oldu. Bir gün içinde doğunun tüm görüntüleri Hayyam'ın adı çerçevesinde buluştu. Çeviriler birbirini izledi. İngiltere'de birçok Amerikan kentinde baskı üzerine baskı yapıldı. Ömer dernekleri kuruldu. Tekrar edecek olursak 1870 yılında Hayyam modası daha henüz başlamıştı. Ömer hayranları günden güne artıyordu ama aydın sınıfının sınırlarını henüz aşmamıştı. Birlikte Hayyam okumaları annemle babamı birbirlerine yakınlaştırmış. Ömer'in dörtlüklerini ezberlemişler. Anlamını tartışmaya başlamışlardı. Mey ve meyhane. Hayyam'ın kaleminde Nicholas'ın dediği gibi salt mistik simgeler miydi? Yoksa Geralt ve Rana'nın dedikleri gibi zevkin hatta sefahatin belirtisi mi? Bu tartışmalar dudaklarında yepyeni bir tat bırakıyordu. Babam sevgilisinin saçlarını okşayan Ömer'den söz ettiğinde annem kızarıyordu. İki aşk şiiri arasında ilk öpücük, ilk kez evlilikten söz ettiklerinde doğacak oğullarına Ömer adını koyma vaadi. 90'lı yıllarda yüzlerce küçük Amerikalıya bu at takıldı. Ben 1 Mart 1873'te doğduğum zaman bu yola henüz hiç başvurulmamıştı. Bu egzotik adın yükünü taşıyabilmem için onun için ad olarak takmaya uygun görmüşlerdi. Böylece istediğim vakit sadece basit bir O harfiyle yetinebilecektim. Okuldaki arkadaşlarım bunun Oliver, Oswald, Osborne veya Orwell olduğunu sanıyorlardı ve ben hiçbirini yalanlamıyordum. Böylesine bir isim mirasına konunca uzak akrabamı merak etmezlik edemedim. 15 yaşındayken onun hakkında ne varsa okumaya koyuldum. Farsça öğrenmeye ve Ömer adı İngilizce Omar olarak O harfiyle yazılıp okunur. İran'ı görmeye karar vermiştim ama bu ilk heyecan dalgasından sonra duruldum. Şayet herkesin kabul ettiği gibi Fitzgerald'ın mısralarına İngiliz şiirinin başyapıtı diye bakılmışsa da Hayyam'ın yazdıklarıyla yakından uzaktan ilgisi yoktu. Hayyam'ın dörtlüklerine gelince bazı yazarlar 1000 kadarını sayabiliyordu. Nicholas 400 tanesini çevirtmişti. İnce eleyip sık dokuyan uzmanlar sadece yüzünün gerçek olabileceğini söylüyordu. Tanınmış bazı doğu bilimciler aralarından bir tekinin bile kesinlikle Ömer'e ait olduğunun ileriye sürülemeyeceğini belirtiyorlardı. Bir özgün kitabın var olabileceğini, kitabın gerçek ile sahteyi birbirinden ayırmaya yarayacağını, ancak böyle bir kitabın bulunduğunu gösteren hiçbir belirti olmadığını söylüyorlardı. Sonunda hem kişiyi hem yapıtına olan ilgim kesildi ve adımın ortasında O harfini annemle babamın çocuksu bir hevesine bağlamakla yetindim. Ta ki beklemediğim bir karşılama beni ilk aşkıma döndürene ve hayatıma Hayyam'ın adımları doğrultusuna çekene kadar. Eski kıtaya 1895 yılında yaz sonunda gittim. Büyük babam 76 yaşına basmıştı ve bana ve anneme ağlamaklı mektuplar gönderiyordu. Beni ölmeden önce son bir kez görmek istiyordu. Bütün derslerimi yarıda kesip yola çıktım. Gemide hep başucuna çömeleceğimi, soğumakta olan elini tutacağımı ve son sözlerine yetişebileceğimi düşünüyordum. Beni bekleyen bu olmalıydı. Boşuna, büyük babam en sağlıklı haliyle beni Cherbourg'da bekliyordu. Onu yeniden görür gibiyim. Kalini rıhtımında elinde bastonu ve her zamankinden dik bıyıkları, yürüyüşü, endamlı, hanımların her geçişlerinde eliyle kaldırdığı şapkası ile amirallik lokantasına girip oturduğumuzda kolumu sıkıca tutup tiyatroda oynar gibi dostum demişti. İçimde bir delikanlı doğdu ve bir arkadaşa gereksinimi var. Sözlerini hafife almakla yanılmışım. Gezintimiz tam bir fırtınaydı. Brabant'ta Foyot veya Perlatuille de yemeğimizi tam bitirmişken o gene Buffett'i Middleton artisti yemeğimizi tam bitirmişken Scala'ya Gilbert'i görmeye koşardık sanki iki kardeştik. Beyaz bıyıklı ve kara bıyıklı aynı yürüyüş, aynı şapka. Ama yine de kadınlar önce ona bakarlardı.
Patlayan her şampanya şişesinde nasıl hareket ettiğine, nasıl yürüdüğüne bakardım. Tek bir kez aksamazdı. Bir hamlede kalkar, benim kadar hızlı yürürdü. Bastonu sadece süs diye kullanıyordu. Bu geçkin bağırın her gülünü koparmak istiyordu. 93 yaşına kadar yaşadığını belirtmekten iftihar duyuyorum. O tarihte önünde daha 17 yıl vardı. Yeni gençlik yılları. Bir akşam beni Madeleine alanında Duran'da yemeğe götürdü. Lokantanın bir köşesinde yan yana konulmuş masaların çevresinde bir grup kadın erkek oyuncu, gazeteci ve politikacı vardı. Büyük babam ancak benim duyabileceğim bir sesle her birini teker teker tanıttı. Masanın tam ortasında boş bir iskemle vardı. Az sonra bir adam geldi, yerin ona ayrıldığını anladım. Hemen çevresini sardılar. Söylediği her söz hayret ya da gülüşmeyle karşılanıyordu. Dedem kalktı, kendisini izlememi istedi. Gel sana kuzenim Henry'i tanıtayım. Beni çekiştirip duruyordu. İki kuzen birbirlerine sarıldılar, sonra bana döndüler. İşte Amerikalı torunum. Seninle çok tanışmak istiyordu. Şaşkınlığımı pek gizleyemedim. Adam inanmıyormuş gibi bana baktı. Sonra da pazar sabahı gelip beni görsün dedi. Triskletimle gezintim bittiğinde ancak yerime oturduktan sonra kim olduğunu anlayabildim. Büyük babam onu mutlaka tanımamı istiyordu. Ondan sık sık aynı soydan olmanın böbürlenmesiyle söz ederdi. Aslında söz konusu kuzen Atlantik'in öte yakasında pek tanınmasa da Fransa'da Sarah Bernhardt'tan daha ünlüydü. Çünkü söz konusu kişi Victor Henry de Roquefort, Luchay demokrasilerde tanınan adıyla Henry Roquefort'tan başkası değildi. Soylu bir marki, hızlı bir komüncü, eski bir parlamenter ve bakan, çileli bir zindan mahkumuydu. Versalesciler tarafından Yeni Kaledonya'ya sürüldükten sonra 1874'te inanılmaz yöntemlerle firar etmiş ve çağdaşlarını üzerinde işleyebilecekleri malzeme olmuştu. Edward Manet bile Roquefort'un kaçışının resmini yapmıştı. 1889'da yeniden sürgün edilmişti. Bu kez General Boulanger ile komplo kurmakla suçlanıyordu. Etkili gazetesi Londra'dan yönetmeyi sürdürmüştü. 1895 affından yararlanarak döndüğü vakit kendisini 200 bin Parisli çılgınca karşılamıştı. Sol ve sağ devrimci, idealist, demagog biriyle birbiriyle çekişen 100 çeşit davanın sözcüsü olmuştu. Bütün bunları biliyordum ama beni bekleyen sürpriz başkaydı. Saptanan gün Pergolez sokağında ki konağına gittim. Büyük babamın en sevgili kuzeninin bu ilk ziyaretimin, doğu alemine yapacağım gezinin ilk adımlarını oluşturacağını nereden bilebilirdim? Demek siz sevgili Genevieve'in oğlusunuz. Ömer adını taktığı oğlu sizsiniz, değil mi? Evet, Benjamin Ömer. Seni kollarıma aldığımı biliyor muydun? Bu koşullarda bana sen demesi doğaldı ama bu sesleniş tabii ki tek yönlü olmakla kaldı. Trisiklet, üç tekerlekli bisiklet manasındaymış. Bu dipnotta bu şekilde yazıyor. Annem siz kaçtıktan sonra San Francisco'ya gelip Doğu Ekspresi'ne bindiğinizi anlatmıştı. New York'ta sizi garda karşılamışız. O zaman 2 yaşındaydım. Çok iyi anımsıyorum. Senden Hayyam'dan, İran'dan söz etmiştik. Üstelik senin büyük bir doğu bilimcisi olacağını söylemiştim. Onun bu tahminlerini gerçekleştiremediğimi, başka şeylere ilgi duyduğumu, daha çok mali konulara yöneldiğimi, babamın kurduğu denizcilik şirketinin başına geçmeyi tasarladığımı söylerken hayli sıkıldım. Benim bu seçimimden düş kırıklığına uğrayan Roquefort bir sürü öykü beraberinde bana uzun bir söylemde bulundu. Montesquieu'nun İran mektupları ve Nasıl İranlı Olunur adlı yapıtlarından tutun da kendini 14. Louis'in elçisi diye tanıtıp İran Şahı tarafından kabul edilen kumarbaz Marie Petit'in serüvenine, Jean-Jacques Rousseau'nun kuzeninin ömrünün son yıllarını İsfahan'da bir saatçi olarak geçirmesine kadar bir dizi hikaye anlattı.
Onu yarım yamalak dinliyordum. Dikkatimi onu incelemeye vermiştim. Kocaman kafasına, dalgalı ve gür saçlarının kapladığı çıkık alanına bakıyordum. Aşırılığa kaçmadan heyecanla konuşuyordu. Ateşli yazılarını bilince el kol hareketlerinde bulunacağını sanırdım. Hiç ayak basmadığım halde İran'a bayılıyorum. Gezginci bir ruha sahip değilim. Sürgün edilmiş olmasaydım Fransa'dan dışarı ayak atmazdım. Ama zaman değişiyor. Dünyanın öbür ucunda meydana gelen olaylar bizi de etkiliyor. Bugün 60 yerine 20 yaşında olsaydım doğuda bir serüven yaşamak isterdim. Hele adım Ömer olsaydı. Hayyam'dan niçin yüz çevirdiğimi anlatmak zorunda kaldım. Rübaiyat ile ilgili kuşkuları gerçek olduklarını gösterecek hiçbir kanıtın olmadığını anlattım. Ben konuştukça gözlerinde anlamını çözemediğim bir ışık belirdi. Söylediklerim böyle bir heyecanı yaratacak nitelikte değildi. Meraklandığım ve sıkıldığım için kısa kestim.